Bir saniye hocam. Söyleyeceğim hemen. Hazırız hocam. Evet, iyi akşamlar öncelikle. 14 Mart Tıp Bayramı Haftası etkinliklerinden bir tanesiyle gene birlikteyiz. Bu 14 Mart Tıp Bayramı Haftası etkinliklerini planlarken yönetim kurulu olarak tabii değişik bir yelpazede bir takım etkinlikler düşündük. Hem işte sokakta etkinlikler hem çevrimiçi online etkinlikler ve bunların da biçimlerini konuşurken bir tanesinin mutlaka arkeolojiyle ilgili olması gerektiği konusunda hemfikir olduk. Arkeoloji konusunda ne konuşabiliriz, kimden yardım isteyebiliriz dediğimizde de aklımıza hemen Nezihe Aytaşlar geldi. 2 yıl önce odamızda bir Göbekli Tepe sunumu yapmış ve herhalde rekor kırabilecek bir kalabalığa çok güzel bir sunum yapmıştı Nezih Aytaşlar. Nezih arkadaşımızı tabii arkeolojide bir akademisyen ama öncesinde bir hekim. Birçok meslektaşımla birlikte çalışmışlığı da var. O yönüyle de tabii bu 14 Mart'ta arkeolojiyi bir hekim arkadaşında anlatıyor olması aynı zamanda ayrı bir anlam ifade ediyor. Konunun afişin üstünde hekimler arkeolojiyi sever yazmıştık sevgili Caner'in de önerisiyle. Bu aslında hakikaten çok doğru bir konu. Hekimler arkeolojiyle çok yakından ilgileniyorlar ve ben geçenlerde bir etkinlik için bir araya geldiğimizde öğrendim ki Türk Tabipler Birliği Başkanımız, Merkez Konseyi Başkanımız Profesör Doktor Şebnem Korurfincancı da arkeoloji lisansı yapmış. Yani arkeoloji bölümünü de bitirmiş ve fırsat buldukça bir adli tıp uzmanı da olması nedeniyle kazılara özellikle ölü gömülerinin ile ilgili olan kazılara da katılmış. Yani kendisi bayağı bir arkeoloji konusunda bilgili, deneyimli. Örgütün başındaki kişi bizzat böyle arkeolojiyle yakından ilgilenirse tabii ki diğer üyelerimizin de ilgilenmesi doğal. Keza ikinci başkanımız Ali İhsan Öktem'in de yeni bir kitabı çıktı. Tıp ve Mitoloji diye. Hakikaten çok kapsamlı bir eser. Ben çok beğendim. Bulursanız mutlaka bir gözden geçirin. Ben bu kadar kapsamlı tıp ve mitoloji üzerine yazılmış başka bir şeyde görmedim. Kitapta görmedim. Kısacası yani arkeoloji hekimlerin çok yakından ilgilendiği, çok ilgi çeken bir alan. Ve burada da konu olarak düşündüğümüzde hani başka konular da geldi ama Afrodisyas üzerinde tüm yönetim kurulumuz adeta bir fikir birliği yaptı. Afrodisyas çok değişik bir öğren yeri. Birazdan Nezih Aytaçlar çok inanıyorum ki güzel bir sunumda bunu bize anlatacak. Ben de her gittiğimde ayrı bir tat, ayrı bir keyifle dönerim Afrodizyas'tan. Ben lafı çok uzatmadan sözü Nezih hocamıza bırakayım. Herkese iyi seyirler diliyorum. 14 Mart tıp etkinliklerimize verdiğiniz destekler, katılımlar için çok çok teşekkür ediyorum. Nezih Hocam buyurun. Merhaba, meslektaşlarım, sevgili dostlarım, herkese. Hepinizi tek tek göremedim çünkü bir sayfada 20-25 kişi görünüyor. O yüzden böyle selam vermek isteyeceğim. Eminim ki aranızda birçok dostum, arkadaşım var. Ben toptan bütün hekimlerin hem 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamış hem de herkese
böyle bir toptan selam vermiş olay. Bugünkü konumuz Afrodisyas. Ben işin tarihçesine çok hızlı bir şekilde hem kazı tarihçesine hem şehrin tarihçesine çok hızlı bir şekilde değineceğim. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Daha sonra sanki hep beraber bir tur yapıyormuş gibi şehirdeki yapıları sizlere tanıtmaya çalışacağım. Hatta sırayı da takip ederken yürüyüş rotasını temel aldım. Yani başka bir deyişle şehre hep beraber girmişiz ve o en kolay yürüyüş rotasını izleyerek yapıları tek tek görüyormuşuz gibi anlatmayı tercih ettim. Afrodisyas tabii adı daha zaten baştan Faul. Yani tanrıça Afrodite'ye adanmış bir şehir. Afrodite'de bildiğiniz gibi başka nitelikleri yanı sıra en önemli niteliği aşk tanrıçası olması. Yukarıda eski ahitten bir ibare görüyorsunuz. Diyor ki Solomon, yani bizim bildiğimiz Kral Süleyman burada kastedilen, Sidonluların tanrıçası Astoret'in peşinden gittiği için Tanrı'nın gözünde günahkardır. Başka bir deyişle Afrodite'nin Orta Doğu'daki muadili olan Astoret, işte Astarte, İştar değişik isimlerle anılıyor. Bu tanrıça da aynı şekilde günahkar bir tanrıça. Bunun nedenini bilmiyorum. Yani niye bu tanrıçaya ve bu tanrıçayı temsil eden gezegene, yani Venüs gezegenine böyle bir günahkarlık yüklenmiş, bunu bilmiyorum. Ama Venüs her ne kadar bir gezegen de olsa gökyüzündeki ay ve güneşten sonra en parlak cisim olduğu için bir yıldız muamelesi görmüştür. Ve Orta Doğu'da bu tanrıçaya verilen ve bu gezegene verilen isim yani İştar ya da Astarte bütün batı dillerindeki star kelimesinin de kaynağı olmuştur. Dediğimiz gibi Venüs böyle bir alengirli bir tanrıça. Nitekim biz Venüs'ten bulaşan hastalıklara Veneryan hastalıklar adını veriyoruz. Araplar Arapça'da bu yıldıza Zühre adını veriyorlar. Ya da bu gezegene diyelim, doğru olsun. Zühre adını veriyorlar. Nitekim gene cinsel yolla bulaşan hastalıklar zührevi hastalıklar diye anılıyor. Yani neresinden bakarsanız bakın, hangi kültüre gönderme yaparsanız yapın, hırlı bir yıldız ve simgelediği tanrısal varlıkta, tanrıça da hırlı bir tanrıça değil. Daha sonra ayrıntısına tekrar gireceğim kısmen. Fakat Roma'nın kuruluş mitosunda Roma'yı kuran Remus'la Romulus'un dedeleri tanrıça Afrodite'nin oğludur. Başka bir deyişle Roma'nın kurucuları Afrodite'nin soyundan gelirler. Romalılar için özel bir tanrıçadır bu. Venüs Genetrix, yani soyun başında olan tanrıça Afrodite diye anılır. Bu yüzden de bu tanrıçaya ve onun adıyla anılan şehre özel bir önem verdiklerini söyleyebiliriz. Birazdan göreceğiz. Aslında bu çok uzun yıllar Roma zamanına gelene kadar kıytırık küçük bir köy. Ve çok hızlı bir şekilde, yani bir 50-100 yıl içerisinde Batı Anadolu'nun en büyük şehirlerinden biri haline geliyor. Ve bunda Romalıların payı büyük. Nitekim şehre girdiğimizde Roma şehrin her santimetre karesinde ben buradayım, ben buradayım, burayı ben yarattım ve ben en büyüğüm propagandasını bir anlamda yapıyor. Şuradan bir işaret. Evet. Size çok kısa bir araştırma tarihçesi vereceğim. Böyle geyikler pek keyifli değildir ama birkaç şeyi vurgulamak için bunu vereceğim. En erken 1705'te William Sherard tarafından şehir geziliyor ve sağ üstte gördüğünüz kaba bir şekilde planı bu tarihte yapılıyor.
19. yüzyıl boyunca akla gelebilecek, ben burada bir ikisinin adını yazdım, bütün seyyahlar şehri geziyorlar, gravürlerle şehirdeki kalıntıları belgeliyorlar. 19. yüzyıl sonunda Osman Hamdi Bey, ya şurayı bir katsam diye heves ediyor. Fakat sonra başka şeyler araya giriyor, kalıyor bu iş. 1904'te bir Belçikalı Paul Gauguin şehirde sondajlar yapıyor. Ama çok kısa ömürlü kazılar bunlar. Çok 20-25 gün süren kazılar, yani kazı bile diyemeyiz. Ama bu vesileyle şehirdeki bir takım çok fazla değil, ufak tefek buluntular Belçika'ya, Brüksel'e, Kraliyet Müzesi'ne. Ondan bir yıl sonra Osman Hamdi Bey duruma el koyuyor. Kim ulan bu Paul Gauguin diyor. Ve müzenin önemli bir ismi olan, her ne kadar yabancı isimli olsa da Osmanlı'daki arkeoloji müzesinin aynı zamanda katalogunu yapan Gustav Mendel şehirde bilhassa Hadrianus hamamlarında kazılar yapıyor. Sonra gene bir boşluk, savaş yılları falan. 1937'de bir İtalyan Giulio Jacopi şehirde Güney Agora'sında kazılar yapıyor ve bir süre sonra gene bir başka İtalyan Afrodisias heykeltıraşları üzerine bir kitap yayınlıyor. 1958'de hepimizin bildiği Aragüler'in Afrodisias'a şans eseri düşüşü, o muhteşem fotoğrafları var ki açılış görselimiz Aragüler'dendi. Unutulmuş olan şehre tekrar ilgi çekiyor. 1961'de New York Üniversitesi'nden Kenan Erim kazılara başlıyor. 30 yıl boyunca, ölümüne kadar. Onun ölümünden sonra RRR yani Burby Smith bir 30 yıldır da o kazıyor. Oxford'dan Burby Smith. Bunu niye böyle anlattım size? İki nedenle. Bir yanlış bilgi var. Aragüler'i Afrodisias'ı Aragüler keşfetti. Yok böyle bir şey. Yani burada da görüyorsunuz Aragüler'den yaklaşık 150 küsur yıl önce Afrodisias biliniyordu ve bütün bilim dünyası bu şehri tanıyordu. İki defa, hatta üç defa üç ayrı ekip tarafından kazılar yapılmıştı. Yani Aragüler'in keşfettiği bir şehir falan değil Afrodisias. Aragüler'in fonksiyonu yok. Bu var. Uzun yıllar bir anlamda nadasa bırakılmış, unutulmaya yüz tutmuş şehirde kazıların tekrar başlamasını, ilginin tekrar ortaya çıkmasını, bilhassa National Geographic Society'nin büyük oranda sponsorluk yapmasına neden oldu. Böyle bir fonksiyonu var. Ama Aragüler'in keşfettiği şehir dersek bu kadar araştırıcıya, bu kadar geçmişe haksızlık yapmış oluruz. Bir kere bunu vurgulamak istedim. İkincisi, bütün böyle büyük önemli şehirlerin başına gelen şey Afrodisias'ın da başına geliyor. Neyse ki yurt dışı faslı çok yaygın değil. Yani Gauguin'in o kısa kazılarını saymazsak. Fakat yurt içinde üç önemli kazı kampanyası var. Bunlardan Gustav Mendel'in kazıları sonunda bulunan eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Giulio Jacopi'nin kazılarında bulunan eserler, bir kısmı geri geldi ama büyük kısmı İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ve son 60 yıl diyelim Kenan Erim ve Burby Smith zamanındakilerde Afrodisias'taki yerel müze. Yani Afrodisias eserleri biz şehri gezmeye gittiğimizde maalesef küçük bir kısmını görüyoruz. Bir bölümü başka müzelere dağılmış durumda. Tıpkı Efes gibi, Bergama gibi, Milet gibi, Troya gibi bütün önemli şehirlerde başımıza gelen durum Afrodisias'ta da başımıza geliyor. Ben pek severim bu gravürleri. O yüzden birkaç gravür çok değil koydum. 1838'de Emmanuel Laborde'un Stadyum betimlediği bir gravür ve 1880'lerde Charles Texier'in Afrodite tapınağını betimlediği bir diğer gravür. Bu ikinci gravür, birazdan tekrar vurgulayacağım ama bize bir şeyi daha gösteriyor. Gezilerde bana sık sorulduğu için vurgu yapıyorum. Afrodite tapınağına gidip gezdiğinizde gördüğünüz sütunların tümü orijinal. Yani herhangi bir restorasyon geçirmedi. Nitekim bu 19. yüzyıl gravürlerinde de
bu sütunları ayakta görüyoruz. Yani antik çağdan günümüze kadar korunmuş olduklarını burada vurgulamak isterim. Evet, bir saygı duruşu olsun. Kenan Erim hayatının 30 yılını Afrodisyas'a verdi. Ve şimdi mezarı da Bakanlar Kurulu kararı sayesinde Afrodisyas'ta hayatını verdiği şehirde bulunuyor. Ve sağda da dostlarımız işte Birdie dediği, adı çok uzun, Roland Ralph Brandford Smith gibi bir isim. Son 30 yıldır da Smith tarafından kazılar sürdürdü. Elimizdeki kaynaklarda şehrin ismini ilk kez M.Ö. 3. yüzyılda görüyoruz. Bir tarihçi, Apollonius, kendini Afrodisyaslı olarak tanımlıyor. Yani Afrodisyaslı Apollonius olarak biliniyor. Yaşadığı dönemi biliyoruz. Bu da hiç değilse M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren şehrin bu isimle anılmaya başladığını bize gösteriyor. Daha geç tarihli kaynaklarda şehre başka isimler de veriliyor. Bunlar arasında Neregonpolis, Megalopolis ve Ninoy gibi isimler var. Ninoy birazdan söyleyeceğim, mümkün ihtimal dahilinde. Fakat Neregonpolis ve Megalopolis belli ki uydurma isimler. Sonradan şehre şanlı bir geçmiş yaratmak için uydurulmuş isimler. Çünkü en fazla 100-150 nüfuslu bir köye Megalopolis adının verilme ihtimali yok. Yani palavra olduğu çok belli bu ismin. Ninoy ismi doğru olabilir. Minos, Babil, Asur kralı, ünlü Semiramis'in kocası. Metler tarafından ülkesi işgal edilince Anadolu'ya kaçtığını biliyoruz. Anadolu'nun hakimi falan gibi ibareler var ama böyle bir bilgimiz yok. Fakat bildiğimiz başka bir şey var. Nino ismi az önce bahsettiğim İştar Astarte'nin başka isimleriyle Nana, Enana, Ninay ile aynı kökten bir isim. Başka bir deyişle Ninoy adının Yunanca'ya çevrildiğinde Afrodisyas olması son derece makul, mantıklı görünüyor. Nitekim Afrodisyaslılar da bunu benimsemişler. Bakın altta gördüğünüz gibi şehrin kurucusu olarak Minos'u bir kartalla, Zeus'u simgeleyen kartalla bir arada tasvir etmişler. Hristiyanlık döneminde tabii pagan tanrıçaların bir şehre isim, şehrin adının pagan tanrıçayla anılması hoş karşılanmıyor. Hele hele bu şehir bölgenin metropolitik merkezi olacaksa. Şehrin adı değiştiriliyor. Stavropolis, yani haç şehri, Stavros şehri haline getiriliyor. Daha sonraki dönemdeki belgelerde Kayra adını ve en son oradaki köyün adı olarak Kayra'dan bozma Geyre adını biliyoruz. Yani birçok isim var karşımızda. Afrodisyas'ın merkezinde daha sonra kazılarla tiyatronun bulunacağı ve eski köyün var olduğu tepede aslında bir böyük var. Yani orası yapay bir tepe. İnsan eliyle oluşmuş. Ve onlarca defa yerleşilmesi sonucunda meydana çıkmış bir tepelik. Bakın şu alan kazıldığında, bu kazı öncesi bir fotoğraf. Şu alan kazıldığında buradan tiyatro çıkacak karşımıza. Kazı öncesinde köyün halini görüyorsunuz. İşte bu höyükte sondaj çalışmaları yapıldı. O höyüğün geçmişini anlamak için. Hem bu höyük hem biraz ileride Pekmez Tepe var. Bu ikisinde geç Neolitik'ten itibaren, yani M.Ö. 5. bin yıldan itibaren küçük bir yerleşimin olduğunu gördük. Uzun süre bu yerleşim küçük aralarla, arada boşluklar hissetmiş kazıcılar, devam ediyor. Burada solda bu yerleşimin belki en geç tarihli, arkaik dönem dediğimiz M.Ö. 6. yüzyıl tabakalarından buluntular görüyorsunuz. Şehir başlangıçta sadece bu küçük tepecikte. Başka hiçbir yerde yok. 6. yüzyılda tapınak alanında da bir faaliyetin, daha sonra Afrodite tapınağı olacak alanda da ufak tefek bir faaliyetin başladığını görüyoruz. Sonra bütün Yunan-Roma dünyasının en
prestijli kehanet merkezi olan Delfoy diyor ki Sulla'ya Mitridates savaşları, Anadolu'da geçen savaşlar sırasında Afrodisyas'a adaklar yapıyor. Çünkü Afrodite az önce de söylediğim Romalıların babaannesi konumundaki bir tanrıça. Bir takım adaklar yaptığını antik kaynaklardan biliyoruz. Fakat bu çağlarda, bu dönemlerde yakında Plarasa diye bir başka yerleşim var. Afrodisyas'ta bu ikisinin adı hep bir arada anılıyor. Yani Afrodisyas ve Plarasa şeklinde anılıyor. Ve hatta Afrodisyas ikinci planda, yani küçük minik bir yerleşim. Başka bir deyişle anlatmak istediğim şu. Tamam, tarihi çok eski ama milattan önce işte 50'lere hatta 30'lara kadar köy irisi olmaktan başka bir şey. Ve 50 ila 100 yıl içerisinde bölgenin en büyük şehri haline dönüşecek. Roma İç Savaşı'nda Antonius ve Octavianus'a yani daha sonra imparator olacak olan Augustus'a bağlı kalıyor o savaş sırasında. Bunun semeresini görüyor. Ve Augustus'un Afrodisyas için çok önemli bir kölesi var. Zoilos. Köle deyip geçmeyin. İmparator köleliği çok önemli bir konum. Çünkü imparatorun çevresinde güvenebileceği, dertlerini anlatabileceği, sırlarını açabileceği hiç kimse olmuyor. Köle onun sırdaşı, kardeşi gibi her şeyi. Nitekim Augustus'un diğer köleleri Mazaris'in ve Mitridates'in Efesos'taki o ünlü Kelsus Kütüphanesi'nin hemen yanındaki kapıyı yaptırdığını biliyoruz. Yani imparator kölesi olmak önemli bir şey. Belli bir aşamada imparatorlar bu kölelerini azat ediyorlar ve azat ederken onlara çok büyük ayrıcalıklar ve çok büyük zenginlikler bahşederek bahsediyorlar. Yani oralar buralar hep senin şeklinde bahsediyorlar. Nitekim bu Augustus'un kölesi Zoilos'un Afrodisyas'ın olması nedeniyle Afrodisyas büyük bir kalkınma hamlesi çıkıyor. Bilhassa ilk imparatorlar Julio Claudius'lar zamanında bu kalkınmayı görüyoruz. Hemen yakınlarında Baba Dağı var, Salbakos antik adıyla. Bunun mermer ocakları kullanılıyor, bir heykeltıraşlık merkezi haline dönüşüyor. Aynı zamanda bir entelektüel merkez haline dönüşüyor. Doktorlar, şairler, filozofların ön planda olduğu, tarihçilerin ön planda olduğu bir merkez haline dönüşüyor. İmparatorlar bu minik, başlangıçta minik tabii sonra büyüyecek merkezi, aslında diğer şehirlerin yerinde adı bile anılmayacak merkezi, Karya Frigya'nın idari merkezi. Diokletianus zamanında, milattan sonra 300 civarında Karya'nın metropolisi oluyor. Sonra Hristiyanlık zamanında adı Stavropolis'e çevriliyor. Karya'nın metropolisi olduğu için bir süre sonra şehrin adı, Afrodisyas adını anmak zaten ayıp. Yani tanrıçanın, pagan tanrıçanın adını anmak. Anlıyoruz ki Stavropolis adı da pek tutmuyor. Bu sefer şehre doğrudan doğruya o idari başkent olduğu eyaletin adıyla Karya denmeye başlıyor. Ve Karya'dan zaman içerisinde Geyre'ye, köyün adı olan Geyre'ye döndüğünü tahmin ediyoruz. Burada altta şehirdeki kazısı yapılmış yapıların bir rekonstrüksiyonunu görüyorsunuz. Bu rekonstrüksiyondan da hemen anlayacağınız gibi şehrin önemli bir kısmı hala kazılmamış durumda. Zaten böyle olması da doğal. İşte bakın, Roma'nın Anadolu'daki eyaletlerini gösteren bir kabartma. Her eyalet bir tanrı ya da tanrıça simgesiyle belirtilmiş. En önde burada bir memesi açıkta şekilde gösterilen Afrodite'yi Karya eyaletinin simgesi olarak görebiliyorsunuz. Şehir bütün yaşamı boyunca tıpkı Menderes Vadisi'ndeki tüm diğer şehirler gibi çok hareketli bir tektonik kat üzerinde olduğu için depremlerde başı dertte. Bildiğimiz üç büyük deprem var. Birinci yüzyıl depremi var. Bir şekilde atlatıyorlar bunu.
4. yüzyıl ortalarında ikinci bir deprem var. Bu şehre ciddi hasar veriyor. Ve 7. yüzyılda son bir deprem var. Artık bundan sonra şehir iflah olmuyor. Bir daha onarım monarım yapılmıyor. Ve tekrar o en eski yerine Akropolis Tepesi dediğimiz höyüye geri dönüyor. Ve yaşamını orada küçük bir kalecik içerisinde sürdürüyor. 11-12. yüzyıllarda Türklerin en azından bölgeye egemen olduğunu biliyoruz ama Geyre köyünün kurulması çok daha geç bir tarihte, 15-16. yüzyıllarda Osmanlı zamanında gerçekleşiyor. 1956'da yakın tarihte son bir depremden sonra bu böyle olmayacak deyip köyü taşımaya karar veriliyor. Ama her zaman olduğu gibi bu taşıma kararı Ara Güler köye gittiğinde hala hayata geçmiş, tam anlamıyla hayata geçmiş değil. Hala köydeki hayat sürüyordu bildiğiniz gibi. Burada gene kazı öncesinden bir fotoğraf. Bakın stadyum, tapınak ve bir takım önemli binalar ayakta. Bu da köyün kazı öncesindeki hali. Şurada görebiliyorsunuz. Roma döneminde şehri çevreleyen surlar yok. Çünkü Roma dönemi mutlak bir hakimiyet dönemi. Yani birilerinin o şehre düzenli, organize bir saldırıda bulunma şansı yok. Bir barış dönemi bu anlamda. Yani askeri gücün getirdiği bir barış. Fakat Roma'nın hakimiyeti zayıflamaya başladığında milattan sonra 4. yüzyılda şehri surla çeviriyorlar. Burada bakın bir uydu haritasında daha yeşil görülen hatlar surun hatları. Stadyum da surun bir parçası olarak işlev görüyor. Bu surlardaki bir yazıtta şöyle bir ibare var. Her kim buraya çöp dökerse 318 rahibin gazabına uğrar. Niye 318 rahip? Çünkü o meşhur İznik konsülündeki Hristiyanlığın doktrininin oluşacağı milattan sonra 325 yılındaki Nikeya, yani başka bir deyişle konsülünde 318 rahip var. 318 böyle gizemli bir rakam. Yani bütün ne diyelim ermişler, bütün azizler sizi mahvetsin eğer buraya çöp dökerseniz anlamına bir ibare. Kapılardan biri yakınlardaki Antiyokya şehrine açıldığı için o atla anılıyor. Bir başka kapıdaki yazıtta da Afrodisyasların muhteşem metropolisinin iyi şansı için restore edilmiştir ibaresi var. Görüyorsunuz surlar tamamen şehrin devşirme malzemesiyle yapılmış. Yani yeni malzeme kullanılmamış. Şehrin malzemelerini sökmüş kullanılmışlar. Onlarca heykel, onlarca kabartma bu surların içinde bulundu. Bu bahsettiğim, son bahsettiğim yazıtta hani benim çok hoşuma giden enteresan bir özellik olduğu için bundan bahsettim. Şehrin adı malum Afrodisyas. Daha sonra adı Stavropolis'e çevrilince oradaki Afrodisyas ismini kazıp Stavropolis yapıyorlar. Fakat ne diyelim harflerden avantaya geçmek istiyorlar. Afrodisyas'ın afını, af harfini kesip Stav yapıyorlar. Ro harfini koruyorlar. Her iki kelimeye de ortak. Disyas kısmını da polise döndürüyorlar. Enteresan bir ne diyelim üşengeçlik, yani orijinal yazıttaki sadece Ro'yu koruyup başını ve sonunu kazıyıp onu Stavropolis'e çevirmek gibi bir uygulama. Şehir planından çok kısaca bahsedeyim. Izgara planlı şehir. Yani birbirini dik kesen cadde ve sokaklar var. Tam paralel ve tam eşit aralıklı bunlar yerleşiyor. Bunlar konut adalarını, insulaları belirliyor. Kamusal yapılarda birden çok insula, adacık kamu yapısı için kullanılabiliyor. Biz buna ızgara plan ya da hipodinamik plan diyoruz. Kazmadığımız alanlarda da bu planın varlığını biliyoruz. Georadarla yapılan çalışmalarda bu ızgara planın diğer kısımlarda da sürdüğünü arkeologlar belgelemiş durumdalar. Birkaç yapı bu plana uyumlu değil. Bunları anlamak mümkün. Tiyatro uyumlu değil çünkü höyükteki eğimi kullanmak istiyor. O yüzden de
o eğimin izin verdiği şekilde yapılmış. Tapınak kısmen bu aksı bozuyor. Orada anlıyoruz. Çünkü belli ki daha eski bir tapınak vardı. Onun konumunu bozmak istemediler. Ve stadyumda bu aksı kısmen bozan yapılar. Evet, şimdi hızlı bir şekilde şehri dediğim gibi sanki ziyarete gitmişiz gibi o rota üzerinden gezip önemli yapılarından bahsedeceğim. Müzeninden stadyuma doğru hemen girer girmez solumuzda atriumlu ev denen bir zengin ev var. Atriumlu ev dediğimiz ev, Efes yamaç evlerine gitmişseniz çok güzel örneklerini görmüşsünüzdür. Ortada bir üstü açık avlu, şurada daha iyi görselde görebiliyorsunuz. Bu havlunun ortasında minik sığ bir havuz. Çevresi çatıyı tutmak için sütun dizileri var. Ve üstü örtülü fakat önü havuza bakan açık bir koridor. Peristil dediğimiz bir koridor var. Ve bunun arka taraflarında da odalar var. Roma döneminde başlamış, erken Roma döneminde geç antik çağa kadar onarımlarla varlığını sürdürmüş. Belli ki şehrin zenginlerinden birinin evi bu ev. Şu an üstü örtülü olsa da zengin taban mozaiklerinin kullanıldığını biliyoruz. Bu evde ayrıca çok önemli buluntular var. Bunlardan bir tanesi madalyonlu büstler denen müzede bugün görebileceğiniz buluntular. Dönemin ünlü filozof, komedya ve trajedya yazarlarının büstleri bu evde bulunmuş. Bu da bu evde yaşayanın entelektüel biri olduğunu düşünülüyor. İlginç bir şekilde Makedonyalı Aleksandros, yani Büyük İskender de filozof ve yazarların arasında mühim bir adam olarak kendisine yer bulmuş. Onu da bu kategori içerisinde ev sahibi kabul etmiş diyelim. Yine bu evde bulunmuş üstte gördüğünüz Tanrıça Afrodite'nin bir istiridye kabuğu içinde deniz köpüklerinden doğuşunu gösteren bir kabartma ele geçti. Hemen aklımıza altta gördüğünüz Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu isimli ünlü tablosu geliyor. Yani Botticelli'nin bu istiridye ile Afrodite arasındaki ilişkiyi kafasından uydurmadığı antik çağdan beri bu ilişkinin varlığını da görebiliyor. Biraz daha ilerledik. Şehrin en çarpıcı yapılarından biri olan tetrapilon, yani dörtlü kapı karşımıza çıkıyor. Bu dörtlü kapı başlangıçta biraz tartışmalıydı ama artık bugün kabul ediliyor ki Afrodite kutsal alanının anıtsal girişi. Çünkü antik çağda böyle tapınaklar var, bir de tapınakların çevresinde o tapınağa ait onun bir parçası kabul edilen Temenos denen bir arazi var ve bu arazi artık Tanrı'nın, Tanrıçanın neyse koruması altında. Yani oraya sığınırsanız hiç kimse size dokunamıyor. Orası bir dokunulmazlık alanı. İşte bu Temenos, yani kutsal alanın kapısı söz konusu. Bu kapı 4x4 16 sütunlu devasa bir kapı. Ve 1991 yılında hemen hemen %95'i orijinal malzemeyle, hakikaten harika bir restorasyon örneği, buna anastilozis deniyor, ayağa kaldırdı. Bugün şehrin en çarpıcı yapılarından biri. Sağ altta bu kapının eski görünüşünü görüyorsunuz. Orijinalinde kapının kemeri içinde şurada, anlıyoruz ki böyle kenger yaprakları arasında bir Afrodite kabartması vardı. Hristiyanlık döneminde bu kabartmayı sökmüşler. Yerine kabaca bir haç yapmışlar. Çünkü tapınakta kilise olacak artık o evrede. İşte o meşhur Afrodisyas'ın zengin süslemelerini, heykeltıraşlık süslemelerini görüyorsunuz. Kenger yaprakları arasında hayvanlar ve insanların betimlendiği, kapının az önce gördüğünüz şu alınlık kısmının detayından süslemeler görüyorsunuz. Ve
Testroplon'la bir meslektaşımızın fotoğrafıyla zaman zaman Yücel Hoca'nın fotoğraflarını kullanacağım bu sunumda. Arkada Babadağ'ın muhteşem görünüşünü görebiliyoruz. Testroplon'un önünden bir cadde geçiyor. Testroplon Caddesi demiş kazıcılar bunu, antik çağda ne deniyordu bilmiyoruz. Şehrin en büyük, en önemli caddesi. Şehrin bütün önemli yapılarını bir anlamda birbirine bağlayan cadde bu. Bir ucu tiyatrodan öbür ucu stadyuma kadar uzanacak. Agora, Sebastião gibi önemli yapılar da bunun üzerinde olacaklar. Her iki tarafında iki katlı stoalar, yani revaklar, galeriler var ve önemli şehrin ileri gelenlerinin belli ki bu kazılarda ortaya çıktı. Heykelleriyle süslü bir cadde. Kazı ve restorasyon çalışmaları bu caddede hala sürmekte. Biraz daha ilerledik. Şehrin stadyumuna geldik. 260 metre uzunluğunda 30 bin kişi kapasiteli. Antik çağın rahatlıkla diyebiliriz ki en görkemli ve sadece görkemli değil, en iyi korunmuş stadyumuyla karşı karşıyayız. Hemen hemen ufak tefek temizlik dışında hiç kazı yapılmadı. Tamamen antik çağdan beri ayakta. Bir önemli özelliği herhangi bir yamaca dayandırılmamış olması. Düz araziye yapılıp Roma'nın o mimarlık teknolojisi sayesinde kemerler ve tonozlar, tıpkı Roma'daki Kolezyum gibi ya da Side'deki tiyatro gibi kemer ve tonozlar üzerine yapılmış, hakikaten bir mühendislik şaheseri diyebileceğimiz bir yapı. Stadyum niye stadyum? Yani adı niye bu ismi veriyoruz? Antik çağda stat kabaca 200 metre, 190 küsur metrelik bir uzunluk ölçüsü birimi. Aynı zamanda en kısa koşu yarışının ölçüsü. Yani bizim bugünkü 100 metremiz gibi antik çağda da en kısa koşu bir statlık koşu. O yüzden bir statlık koşunun yapıldığı binalara da stadyum adı verilmiş. Tabii sadece koşu yapılmıyor. Koşularda da değişik ölçüler var. Bir statlık var, iki statlık var vesaire gibi. Başka birçok yarışmalar da buralarda yapılıyor. Biz bunlara agonlar diyoruz. Tıpkı olimpiyat oyunları gibi belli dönemlerde yapılan yarışmalı festivaller var. Pitya olimpiyatları denen olimpiyatlar Afrodisyas'ta yapılıyor. Ya da İmparator adına Gordianus yarışmaları düzenliyor. Standart oyunlar var. Bütün başka şehirlerde de benzerlerini görüyoruz. Koşu, uzun atlama, işte boks, güreş, pankreas, pentatlon, bunlar hepsi standart yarışmalar. Ama Afrodisyas'ta yazıtlardan biliyoruz. Başka yarışmalar da var. Tragedya yarışması var. Satirik drama yarışması var. Komedya var. Arp ve flüt çalma yarışması var. Hitabet yarışması var. Savaş dansı yarışması var. Yani bizim bu Yeni Zelandalıların Maurilerin dansı gibi bir şey olsa gerek, Haka dansı gibi bir şey olsa gerek, nasıl bir şey bilmiyorum. Ve tabii tamamen Afrodisyas'a özgü, benzeri hiçbir yerde olmayan heykeltıraşlık yarışması. Bütün bunlara sahne olan yerin stadyum olduğunu sanıyoruz. Ayrıca at yarışları, daha doğrusu araba yarışları, at arabası yarışları da yazıtlarda bildiriliyor ama bu yapı at arabası yarışları için yeterli büyüklükte değil. Bir hipodroma ihtiyaç var bunun için. Böyle bir hipodromu şimdiye kadar bulamadık. Varlığını bilmiyoruz. Belki de açık arazide yapılıyordu söz konusu yarışlar. Deminki görselde de görüyorsunuz. Bakın burada da görüyorsunuz. Oturma sıralarının uzun kenarları düz değil. Dış bükey. Planda da bakın onu göreceksiniz. Bunun nedeni şu. Koşu başlayıp bir uçtan bir uca gittiğinde eğer düz yaparsanız yanındaki seyircinin başı sizin koşunun sonunu görmenizi engeller. Bütün seyircilerin koşu boyunca iyi bir görüntüye ulaşması için böyle bir dış bükey düzenlemeye gidilmiş. 7. yüzyılda, pardon 4. yüzyıl depreminden sonra artık
30 bin kişilik anlaşıldığı kadarıyla yarışlar yapılamaz hale gelmiş. Vahşi hayvan ve gladiatör dövüşleri ön plana çıkmaya başlamış. O zaman da stadyumun bir ucunda şurada gördüğünüz yuvarlak bir küçük arena inşa edilmiş. Buralarda sadece şurada oturan izleyiciler için böyle bir arena düzenlemesine gidilmiş. Burada altta da sağ üstte de bir lahit görüyorsunuz. Belli ki bir sporcu bu. Hani Karadeniz sıklası vardır. Furdi furdi furuldu gibi ya da bir gladiatör. Burada kazandığı ödüller hem bir çelenklerle gösterilmiş. Böyle ünlü sporcular görüyoruz. Tiyatroda tekrar bunun bir başka örneğini görüyoruz. Biraz daha ilerledik tapınağa doğru. Bakın hemen şu arka planda tapınağı göreceksiniz. Burada da bir çok ihtişamlı, demin konuştuğumuz atriumlu eve benzer ama daha büyük, daha dikkat çekici bir ev var. Kuzey Temenos evi demiş kazıcılar buna. Çok kaliteli mozaiklerle bu alanda süslenmiş, şu an üstleri örtülü. Bir zamanlar burada bir felsefe okulunun olduğunu, daha geç bir tarihte eve bir apsis eklenerek bir küçük kiliseye dönüştürüldüğünü biliyoruz. Ayrıca bunun benzeri şehrin başka yerlerinde de birçok küçük kiliseler, hatta bir sinagogun da, kazıyla bulamasak da yazıtlardan bir sinagogun da varlığını biliyoruz. Çünkü elimizde Yahudi cemaatin isimlerini içeren bir liste var. Önemli miktarda Musevi cemaatin olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şehrin en önemli yapılarından biri ve en iyi ayakta kalmış yapılarından biri Tanrıçı Afrodite için yapılmış olan tapınak. Sol üstte bir gravürde, bu tapınağı demin de göstermiştim başka bir gravürden, görüyorsunuz. Altta ise, onun altında ise günümüzdeki koruna gelmiş kısımlarını görüyorsunuz. 6. yüzyılda, milattan önce 6. yüzyılda buralarda bir şeylerin yapılmaya başladığını, buranın bir kutsal alan olarak kullanılmaya başladığını gösteren ipuçlarımız var. Keza erken Helenistik dönemde, milattan önce 3. yüzyılda tapınağın olduğu yerde bir mozaiğin, ama ne amaçla kullanıldığını bilmiyoruz, varlığını görüyoruz. Ama mevcut tapınak İmparator Augustus döneminde yapılmış. Yani bir Roma dönemi tapınağı. Ondan önceki daha eski yapılara ait izler maalesef günümüze kalmamış. Tapınağın planını şurada görüyorsunuz. Bakın sütunlar ve ortada işte Naos ya da Sella denen tapınağın kutsal merkezi, çekirdeği. Sütunların bu çekirdekle arasındaki mesafe ikinci bir sütun sırası alabilecek kadar geniş tutulmuş. Biz bu tip tapınak planına pseudodipteros, yalancı çift sütunlu tapınak adını veriyoruz. Özellikle Anadolu'da bir dönem çok moda olmuş magnezyalı ortaklardaki, Menderes magnezyasındaki Hermogenes isimli bir mimarın buluşu, birçok yapıda uygulanmış böyle bir tapınak. Bir tarafında 8, bir tarafında 13 sütun varmış. Fakat daha sonra bu tapınak bir kiliseye dönüştürülmüş. İlginç bir uygulama var bu kiliseye dönüştürülmesinde. En ortadaki bu Sella denen Tanrıçanın kült heykelinin olacağı merkez yapıyı, çekirdek yapıyı söküp çıkarıyorlar. Tamamen kazıyorlar. Uzun kenarlardaki sütunları koruyorlar. Kısa kenardaki sütunları uzun kenarlara ekleyerek uzun kenarların büyümesini sağlıyorlar, uzamasını sağlıyorlar. Sonra tamamen dışa kiliseyi inşa ediyorlar. Dolayısıyla bu normalde tapınağın dışında olacak olan sütunlar kilisenin içinde kalıyor. Ve üç bölümlü, üç nefil dediğimiz bir kiliseye dönüşüyor. Bir ucuna da apsis, hazine yapıları vesaireler ekliyorlar. Ön tarafa bir narteks, yani son cemaat yeri ve bir avlu da eklenerek kilise kompleksi tamamlanıyor. Gerçekten dönemi için çok büyük, devasa bir kiliseye dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz. Teorik olarak 40 sütun olması lazım orijinal tapınakta. Bunlardan 14 tanesi günümüze ulaşmış durumda.
İşte bakın o sütunlardan iyon düzeninde, o sütunlardan korunmuş örnekler görüyorsunuz. Tapınağın eski halinin şöyle olduğunu tahmin edebiliriz. Tapınağın temenos, yani o az önce bahsettiğimiz kutsal alan duvarları içerisine gömülmüş olarak bir kült heykeli, Tanrıçı Afrodite'nin bir kült heykeli bulundu. Maalesef başı korunmamış. Fakat başka bir kabartmada başın nasıl olması gerektiğini gösteren ipuçlarımız var. Nitekim bu heykel tipi buralardan başlayarak Portekiz'e kadar birçok bölgede kopyalar yapılmış. Efes Artemis heykeline benziyor. Başka bir deyişle Tanrıça o hoppa aşk tanrıçası halinde değil, bir böyle hiyeratik dümdüz kütük gibi duran, ellerini öne doğru uzatmış bir bereket tanrıçası gibi göstermiş. Nitekim başındaki taç, tiara dediğimiz taç, şehir surları şeklinde gösterilmiş. Şehrin koruyucusu olduğunu görüyoruz. Ayla ilişkisini görüyoruz görüşünden. Ve Afrodite ile ilgili ay, güneş ve bir dizi başka simgeyle elbisesinin süslendiğini görüyoruz. Bu duvarda bulunan heykel şu an Afrodisyas Müzesi'nde. Benzer bu kadar iyi korunmamış bir heykel yine Afrodite heykeli Manisa Müzesi'nde görülebilir. Bakın başka bir yerde bulunmuş, şu an Chicago Üniversitesi'nde olan gene aynı heykelin bir kopyasını görüyoruz. Heykelin nasıl durduğunu sikkelerden görüyoruz. Bir Hadrianus sikkesinde tapınağın içinde heykel ellerini öne uzatmış bir şekilde gösterilmiş. Böyle bir deneme yapmışlar heykelin tam halinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili. Kiliseye döndükten sonra iki katlı, demin de söylediğim gibi, bir muhteşem bazilika, bir katedral haline getirilecek tapınak. Burada da Bizans dönemindeki melekler, baş melekler kilisesi, Arkanjel kilisesinin simgesi olan sikkeleri görüyorsunuz. Tapınağın az ilerisinde, bakın tapınak şurada kaldı. Bir başka gene bir zamanların atriumlu belli ki bir evi varmış. Fakat sıradan bir ev olmadığını biliyoruz. Diğer atriumlu evlere göre çok büyük. Belki bir zamanlar eyalet valisinin eviydi. Böylesine bir ev. Daha sonra da piskoposluk sarayına dönüştürüldüğü sağlıyor. Çünkü burada bir mühürde Karya Metropoliti, bir kurşun mühürde Karya Metropoliti ibaresi okunmuş. O yüzden de piskoposun burada konakladığı, zaten kiliseye yakınlığı nedeniyle çok açık sanılıyor. Bu da hep söylediğim gibi bir üstü açık avlu etrafında odalar kompleksi olan bir ev. Burada da evdeki mozaiklerden örnekler görüyorsunuz kazı sırasında. Bir kaplanla ya da bir belki leoparla, ne kadar kaplana benziyorsa da Anadolu'da olduğu düşünülürse leopar olması daha büyük ihtimal. Yılanın mücadelesi bu mozaiklerde işlenmiş. Bunlar da günümüzde örtülü, yani kazı sırasında gezerken görme şansımız yok. Tapınağın hemen yanında enteresan bir şekilde bir büyük alanda heykeltıraşlık işliği bu. Tabii tapınağın dibinde böyle tangır tungur heykel yapılması çok makul görünmüyor. Fakat bu işliğin tarihi milattan sonra 4. yüzyıl. Yani artık tapınağın Hristiyanlık nedeniyle öneminin azaldığı, muhtemelen yerine yapılacak kilisenin henüz yapılmadığı bir ara dönemme ait. Burada heykeltıraşlık aletleri yanı sıra bu işin burada yapıldığını gösteren çok sayıda buluntu var. Sizlere örnekler hızlı bir şekilde göstereceğim. Birazdan da saatime bakıyorum. Afrodisyas Müzesi'nden bu örnekler. Bakın bir heykel, elbiseye baktığınızda pürüzsüz bir şekilde işlendiğini görüyorsunuz. Fakat henüz heykel bitmemiş. Bakın saçlar kabaca bırakılmış. Ense kısmı kabaca bırakılmış. Yarım kalmış bir heykel. Yine yarım kalmış heykel örnekleri. Bir Nike. Tanrı, tıp tanrısı Asklepios'un bir heykeli. Bir kabartma. Ön taraf kısmen işlenmiş, arka zemin henüz temizlenmemiş.
Elinde eczacılığın simgesi Codexus asasıyla, fakat asayı bakın kabaca çizmişler, henüz yapmamışlar. Hermes heykeli. Bir başka Herme dediğimiz bu sefer heykelden parça. Ve öğrencilerin eskizleri, taslakları. Bakın üstte bir ayak çalışması yapmış. Yani heykelin tümü değil. Sen bu ayak işini iyi beceremiyorsun. Otur şuraya ayak yap şu mermer parçasına demiş usta. Öğrenci ayak yapmış. Sağda oturan bir Afrodite var. Fakat antik çağda kırılmış değil. Böyle bir mermer parçasına sadece belden aşağısını yapmış. Yani sadece bir çalışma olarak bunu yapmış. İki renkli mermerden sol altta görüyorsunuz. Boğa kılığına girmiş Zeus'un üzerine binen Europa'yı görüyorsunuz. Mermerin orijinal iki rengini Europa ile boğayı ayırmak için kullanma denemesi yapmış. Bu şekilde denemeler, taslaklar, yarım bitmiş onlarca heykel bulduğumuz bir yer burası, bu atölye. Niye bu kadar heykeltıraşlık ünlü? Çünkü hemen yanındaki şehre sırtını veren Babadağ'da, bakın şehir burası, Babadağ burası, Babadağ'da çok kaliteli mermerler olduğunu ve buralardaki ocaklardan mermer çıkarılıp işlendiğini biliyoruz. Bütün şu noktalar mermer ocağı noktaları antik çağın. Bunlar da günümüzdeki kalan şeyleri. Bu sayede diyebiliriz ki bütün Roma dünyasının en büyük heykeltıraşlık merkezlerinden biri haline gelmiş Afrodisias. Abartmışlar hatta. Fazlasıyla abartmışlar. İnsanlı tomarlar dediğimiz böyle kenger, yabani enginar yaprakları arasında Eros ve hayvan figürlerinin olduğu Afrodisias'a daha çok özgü süslemeler. İşte bu mimari süslemelerin içine sokuşturulmuş hayvanlar. Bakın şurada bir kertenkele. Burada diğer bir kertenkele. Ve kazıların ilk yılında henüz müze yokken bulunmuş çok sayıda heykelin başında bekleyen kazı bekçisinin bir gece yarısı çekilmiş fotoğrafını görüyorsunuz. Sadece kendisi için heykel yapmıyor, imparatorluk merkezi için de heykel yapıyor. Nitekim Roma'da bulunmuş yukarıda gördüğünüz boksör heykelinin kaidesinde sanatçının, Afrodisyaslı sanatçının imzasını görüyoruz. Nitekim Afrodisyas heykeltıraşlık ekolünü artık modern araştırıcılar nasıl işte bu tablo Botticelli'nin olmalı, bu Van Gogh'un olmalı diyebiliyorsak, modern araştırmacılar Afrodisyas heykeltıraşlık ekolünü de ayırt edebiliyorlar. Roma'daki birçok eserde Afrodisyaslı heykeltıraşların çalıştığını biliyoruz. Sağ alttaki muhteşem kabartmada olduğu gibi. Nitekim bu atölyede bulunmuş bebek Dionysos'u taşıyan Satiros heykeli aynı atölyede iki tane bulundu. İki farklı boyda ama aynı heykel. Artık iş fabrikasyona dönüyor. Hep aynı heykeli yapıyorlar. Aynı heykelin bir benzeri Roma'da bulundu. Afrodisyaslı Flavion Zenon imzalı olarak. Yani bütün imparatorluğa heykel satan bir yer haline geliyor. Yeni tipler yaratmaktan çok antik çağın çok ünlü heykellerinin kopyalarını yapıyorlar. Sağ altta, sağda daha doğrusu, başındaki bandı bağlayan Yunanistan'ın klasik çağındaki ünlü bir heykeltıraşın Skopas'ın bildiğimiz bir heykelinin kopyasını görebiliyoruz. Afrodisyas'ta yapılmış bir kopyası. Biraz daha ilerledik. Şehir meclisine, Buleuterion'a geldik. Agora'ya bakıyor cephesi Buleuterion'un. Bu çok standart bir şey. Agoraların hemen etrafında kamu yapıları da olurdu. Birçok şehirde bunun benzerini görüyoruz. Nitekim Efes'teki Odeon'da Agora'ya bakar, devlet Agora'sına bakar. Hem Buleuterion hem Odeon, aradaki fark biri meclis, biri konser salonu diye ya da bir küçük tiyatro gibi niteleyebiliriz. Üstü çatısı örtülü bir tiyatro, kapalı bir tiyatro. İnanılmaz bir kapasitesi var, 1000 kişi kapasiteli. Hemen yanında bir küçük anıt mezar varmış.
kısmen onun üstüne inşa edilmiş. O yuvarlak mezarı bozacak şekilde inşa edilmiş. Üst kat sıraları, iki katlı normalde oturma sıraları, üst kat oturma sıraları 4. yüzyıl depremiyle çökmüş. Biz bugün yapının sadece alt katını görüyoruz. Fakat üst kata ait oturma sıralarının altyapısı diyelim izlenebilir durumda. İşte bakın şu an gördüğümüz kısım bu. Başka bir deyişle çizimde biz sadece şu kadarını görüyoruz. İkinci bir oturma sırası ve muhteşem bir yapı olmalıydı bunun üzerinde. Nitekim bu betimlemeyle görebiliyorsunuz. Orkestra dediğimiz bu oturma sıralarını çevreleyen yarım dairenin içerisinde farklı renk mermerlerden yapılmış opus sectile denen bir taban döşemesi vardı. Fakat burası her kış su bastığı için ve bu döşeme zarar gördüğü için şu an üstü örtülü bir şekilde korumaya alındı. Yani gezerken göremiyoruz. Yine kazılardan bir fotoğrafla burada sizlere gösterme şansım oldu. Ne yapar bu meclisler? Aslında çok bir şey yapmazlar. Bir zamanlar yaparlar. Yunan zaman. Fakat Roma artık her şeye hakim olunca meclisin makro kararlar alma şansı kalmamış. O zaman da şehrin gündelik yaşamına ait ufak tefek kararlar alıyor. Toplantılar yapıyor. Bu kararları bir dekret meclis kararı şeklinde taşlara yazıp önemli yerlere, halka açık yerlere bu kararları bildiriyorlar. Çok büyük bir kısmı bu kararların şehrimiz için büyük yararlarda bulunan vatandaşımız Flavius Palmatus'un bu heykelini dikerek onurlandırıyoruz. Şehir bunu onurlandırdı gibi kararlar. Yani çok matah şeyler değil. Çünkü antik çağda bir düzenli gelir sistemi yok şehirlerin. Hayırseverlerin destekleri bu anlamda çok önemli. Zenginler şehir için bir takım maddi katkılarda, sponsorluklarda bulunuyorlar. Buna evergetestik deniyor, hayırseverlik, iyi iş yaparlık deniyor. Ve şehir o kişileri onurlandırıyor. Zenginsin ve böyle bir katkıda bulunmazsan bir süre sonra dışlanmaya başlıyorsun. Yani mahalle baskısı bir anlamda var. O yüzden de şehirler böyle yiyor. Meclislerde daha çok bu tip şeylere karar veriyor Roma dönemine geldiğimizde. Evet, meclisin bu sefer oturma sıralarından karşı tarafa bakıyoruz. Şu an çok azı kalmış durumda ama karşı tarafta çatıya kadar uzanan büyük bir sahne, bir cephe olduğunu tahmin ediyoruz. Bakın şuradaki gördüğünüz konsollar bu çizimdeki şu en alt seviye. Halbuki çok yüksek bir sahne olmalıydı. Buradaki bu sahnede yerleştirilmiş olan heykellerin bir kısmı günümüze ulaşmış durumda. Bunlardan belli ki çok önemli iki şahsiyet, karı koca, Domitianus ve Tatiana'nın heykelleri hemen orta yerde mecliste bir zamanlar dururmuş. Domitianus'un tacındaki şu değişik büstler, kafaları kopmuş ama her biri bir büst bunların, imparatorluğu simgeliyor. Bunlar imparatorluğun boyun eğdirdiği halklar. Bu anlamda Domitianus'un imparatorluk rahibi sıfatına sahip olduğunu görüyoruz. Karısının da önemli bir yönetici olduğuna hiç kuşku yok. Bakın şurası az önce bahsettiğim Buleterion meclis binasıydı. Şurası onun yanındaki bu hava fotoğrafında hemen görelim Piskoposluk Sarayı'ydı. Buleterion'un arkası heykeltıraşlık atölyesi, onun arkası tapınağımızdı. Buleterion'un önünde ise bir agora var. Şehrin asıl büyük agorası, esas agorası bu. 70'e 200 metrelik bir agora. Agora deyince bunu ben gezilerde de hep anlatıyorum. Bizim aklımıza çarşı geliyor. Yani Çiğli istasyon altı pazar yeri gibi bir şey düşünüyoruz. Hep bu alışveriş yapıldığı için. Bu çok doğru bir düşünce değil. Evet, agora bir aynı zamanda ticaretin yürüdüğü, sürdüğü bir yerdir. Fakat asıl olarak şehrin kalbidir, atar damar. İnsanların toplandığı, birbirini gördüğü yerdir. O yüzden şehrin en önemli yeridir. Yani Yunan şehrinin ve sonra Roma şehrinin merkezidir agora dediğimiz şey.
Nitekim Roma döneminde Latince'de adı forum olacak. Bunu biliyorsunuz. Arkadaşlar forum yapıyoruz dediğiniz zaman dersten çıkılır, hep beraber bir şeyler toplanılır ve konuşulur bu. Agora'nın da fonksiyonu böyle bir şey. Ya da daha geç çağ İtalyancasında meydan anlamına gelen piazza gene aynı şeydir. Piyasa bir yanıyla ekonomidir, alım satımdır ama bir yanıyla da ya bir çıkıp da piyasa yapsak artık dersiniz. Yani insan içine çıkmak gibi bir anlamı da vardır. Agora'larda böyle bir fonksiyon görüldü. Tabii burada boş bir alan görüyorsunuz. Bunun içerisinde onlarca belki yüzlerce oturma bankı, heykeller vesairelerle bu alanın dolu olduğunu düşünüyorsunuz. Böyle ferah feza boş bir alan düşünmeyeceksiniz. Etrafında stoalar, yani bir yüzünde sütun olan ve burası açık olan, üstleri kapalı gezinme koridorları var. Yunan Roma mimarisinin çok önemli bir öğesi bu stoa dediğimiz yapılar. Bakın şöyle, stoalar önleri sütunlu, eğer geniş tutulmuşsa çift sıra sütunlu. Bazen arka sırada dükkanlar olan, işte o ticaret kısmı, pazar kısmı burada gerçekleşecek Agora'nın. Fakat bunun içerisinde gezip yürüdüğünüz, sohbet ettiğiniz, yağmurdan, güneşten korunduğunuz galeriler çok önemli. Hatta biliyorsunuz Atina'da filozoflar, parasız filozoflar öğrencilere eğitimlerini bu stoalarda bir aşağı bir yukarı yürüyerek yaparlarmış. Biz stoacılık diye bugün bir felsefe ekolünden bu nedenle bahsediyoruz. Evet, Agora'dan günümüze ulaşmış stoalarından bir görüntüm. Aragüler'in muhteşem fotoğrafları vardır. Şu kavaklıkların arasında bu stoalar devam eder. Çok güzel görüntüler oluşturur. Biraz daha ilerledik, Agora'dan çıktık. Hadrianus hamamları var. Böyle büyük şehirlerde birçok hamam olduğunu biliyoruz. Burası İmparator Hadrianus'a verilmiş bir hamam. Normalde simetrik olarak kadınlar ve erkekler için yapılmış. Şurada gördüğümüz kısım hamamın sadece erkekler bölümü. Şu an tam kazısı bitmemiş. Arka tarafta şurada kadınlar bölümü de var. Bir ön avlu ile giriliyor bu hamama. Klasik Roma hamamlarında bir takım mekanlar var. İşte soyunma odası var. Soğukluk bölümü var. Ilıklık bölümü var. Sıcaklık bölümü var. Halvet diyebileceğimiz terleme odası var. Böyle bir düzeni var. Hamamda normalde ılıklıkla başlıyorsunuz ya da soğuklukla bazen başlıyorsunuz. Her birinde havuzlar var tabii. Ilıklık bölümüne gidiyorsunuz. Oradan daha sıcak bölüme geçiyorsunuz. En son sauna, terleme bölümüne geçiyorsunuz. Hani mafya filmlerindeki cinayet muhabbetinin konuşulduğu yere geçiyorsunuz. En sıcaktan sonra buz gibi soğuk havuza girip yıkanma faslını bitiriyorsunuz. Tabii ben yıkanma dedim. Sonuçta su olan bir şey, yıkanılan bir şey burası açık ama hamam günümüzdeki gibi bir temizlik binası olarak düşünülüyor. Hamam Roma dünyasında hayatın, zenginlerin hayatının geçtiği. Yani amaç yıkanmak değil. Tabii bu arada yıkanmak var ama asıl hedef yıkanmak değil. Sabahtan kalkıyorsunuz, ticari işlerinizi, ıvırınızı belli bir saate kadar bitiriyorsunuz. Öğlen hamama gidiyorsunuz. Akşama kadar diğer soylularla birlikte sohbet, muhabbet, müzik, içki, gırla neredeyse bir bütün gün geçirdiğiniz bir yaşam alanı. Kulüp gibi, şehir kulübü, öyle düşünün. Bu hamamlarda da bu özelliği görüyoruz. Çok önemli heykeltıraşlık eserleri bulunuyor bu hamamlarda. Bakın şu dışarıdaki soğuk havuz, şurada da görüyorsunuz. Hamama giriyorsunuz, soyunma odası, ılıklık, sıcaklık, terleme odası, çıkıp buz gibi soğuk havuzda, açık havuzda yıkanma işiniz bitiyor. Böyle bir plan. Burada hamamın zemin döşemesini, siyah beyaz mermerlerden yapılmış zemin döşemesini ve soğuk havuzunu yine görebilirsiniz. Daha önce de söyledim konuşmanın başında, İstanbul Arkeoloji Müzeleri adına kazılar yapıldı. O yüzden önemli miktarda buluntu İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gitti. Burada gördüğünüz soylu Romalı heykelleri, bu hamamlarda bulunmuş olan
İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Fakat daha yakın tarihli kazılarda bulunmuş bu Achilleus ve Penthesilea heykeli Afrodisias Müzesi'nde görülebilir. Zamanın geçtiğinin farkındayım ama çok hızlı bir şekilde, bu çok hoş bir öyküdür, Achilleus ve Penthesilea'dan bahsedeyim. Troya Savaşı sırasında Penthesilea Amazon kraliçesidir. Erkek kıyafetleriyle Achilleus'un karşısına çıkmak cesaretini gösterir. Achilleus Penthesilea'yı öldürür. Fakat kimi öldürdüğünü bilmemektir. Karşısındaki askeri öldürmüştür. Penthesilea'ya yüzü koyun bir şekilde yere kapanır. Achilleus ölen askerin saçlarından tutup yüzünü kendisine doğru kaldırır. Kimi öldürmüş mü? Ve bir anda Amazon kraliçesi Penthesilea ile göz görür. Birkaç saniye sonra kraliçe Penthesilea ölecektir. Ama o göz göze geldiği an Achilleus hayatının aşkını yaşar ve bir daha da kimseye aşık olamaz. Öldürdüğü kadına aşık olur. Böyle çok trajik, antik çağda da çok sevilen bir öyküdür. İşte bu heykel Achilleus'un ölmüş Penthesilea'nın saçlarından tutup başını kaldırdığı anı gösteren, ne yazık ki o sahne tam korunmamış heykel. Fakat kabartmalardan birazdan göreceksiniz bu sahneyi biliyor. Kuzey Agora'ya paralel bir Güney Agora var. O da çok büyük, çok ihtişamlı bir yer. Hala tartışmalı, böyle dip dibe iki Agora mantıklı mı değil mi diye. Bazı araştırıcılar bilhassa son zamanlarda, hamamlar şurada bakın. Hamamların idman sahası, yani bir eğitim merkezi olması, spor merkezi olması için düşünülmüş. İdman sahası olarak yapılmış olabileceğini iddia ediyorlar bu yapının. Tabii zaman içerisinde fonksiyonlar da değiştirmiş. İnce uzun, çok hoş bir yapı. Tam ortasında bir havuz var. Burada o havuz var. Burada Güney Agora sütunlarından Kuzey Agora'ya bakış. İki Agora paralel bir şekilde yan yana görünüyor. Yine Yücel Bey'in fotoğraflarıyla. Bu sütunların üzerinde sütunlar, iki sütunu birbirine bağlayan arkitrav denen bloklarda çelenkler arasında insan yüzleri, yani masklar var. Yüzlerce, binlerce mask bulunuyor. Bir zamanlar bir bölümü bunların İzmir Arkeoloji Müzesi'ndeydi. Şimdi hepsi Afrodisias'ta toplandı. Tanrılar, tanrıçalar, önemli figürler, her biri birbirinden farklı. Masklar, Afrodisias heykeltıraşlarının her biri şaheserleri diyebiliriz. Havuz sonradan eklenmiş, yaklaşık 1-20 metre derinliğinde bir havuz Agora'nın ortasına. Dünyadan bildiğimiz tek örnek böyle bir şey. Muhteşem bir şey olduğunu tahmin ediyoruz. Tam karşıda bir Agora kapısı olacak. Tiyatroya açılan bölüm içerisinde. Bu havuzun ve Agora'nın kapısının tekrar canlandırılması projesi var. Canlandırılırsa şöyle bir manzara çıkacak karşımıza. Ertegün Vakfı'nın bu işin sponsoru olduğunu okuduk, duyduk. İnşallah bu iş ilerler. Fakat daha henüz bu havuz canlanmadan gene Yücel Bey'in fotoğrafıyla yağışlı havalarda bu havuzun suyla dolduğunu da görebiliriz. Kapısı çok etkileyici bir kapıymış bir zamanlar Agora'nın. Umuyorum o da ayağa kaldırılır. U şeklinde ya da atnalı şeklinde iki katlı bir kapı. Üzerinde kabartmalar var. Sonraki bir dönemde bu Agora kullanımdan kısmen çıkınca şu kapının şu ön kısmına bir havuz eklemişler ve kapıyı bir çeşmeye, Nymphaion'a dönüştürmüşler. Bu muhteşem kapının diyelim kabartmalarının da korunmuş kısımları şu an İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Bakın, tanrılarla devlerin, gigantların Bergama sunağında olduğu gibi savaşçı betimini görüyorsunuz. Gene o savaştan bir sahne, tanrıça Athena ile gigantlar arasındaki, yılan ayaklı yaratıklar arasındaki çarpışma. Kentaros at adamlarla olan mücadele, savaş, Kentaur Makya. Amazonlarla Yunanlıların savaşı, Amazon Makya. Aslında üç farklı konu, üçü de aynı şeyi betimliyor.
ne diyelim, propaganda itibariyle uygarın barbarla savaşıdır. Dolayısıyla Yunan'ın önce sonra Roma'nın barbarlarla olan mücadelesini simgeleyen sahneler bunlar. Ve bir başka konuda ay tanrısı Selene ile gecenin tanrısı Nyx arasındaki ilişki. Çünkü ay geceleri ortaya çıkacaktır. İşte burada Agora'yı yukarıdan görüyorsunuz. Kazısı bu fotoğrafta tam bitmemiş. Şimdi şuraları da kazıldı. Havuz tamamen ortaya çıktı. Hamamlar burada. Agora'nın hemen yanında ince uzun iki katlı bir yapı var. Ortadaki koridoru geniş, kenar koridorları dar. Dolayısıyla orta koridor iki katlı, kenar koridorlar tek katlı. Burada o yapının Agora'dan girişini görüyorsunuz. Yani tam şu cepheyi görüyorsunuz. Bugün günümüzde çok fazla bir şey ulaşmamış. Buna sivil basilika adı veriliyor. Agora'dan yapının girişi, keza gene Agora'dan yapının girişi, yapının iç cephesinin görüntüsü. Belli ki Karya eyaletinin bir anlamda vilayet merkezi. Yani işte bizim nasıl eskiden vilayet merkezlerinde şey olurdu, nüfus müdürlüğü, tapu kadastro, milli eğitim müdürlüğü hepsi bir yerde toplanırdı. Burasını da öyle düşünün, vilayet merkezi olarak düşünün bu yapıyı. Şu an müzede olan çift renkli mermerden yapılmış at ve binicisi heykeli buradaydı. Ve keza çok büyük boyutlardaki tanrıça, kolosal, devasa tanrıça heykeli bu yapıdaydı. Çok özel süslemeleri vardı bu yapının. Çok prestijli bir yapı olduğunu biliyoruz. Onlarca yazıt elimizde geçti. Bunlar arasında sadece birinden bahsedeceğim. Diokletianus'un enflasyona karşı bir önlem olarak bütün vilayetlere yolladığı narh listeli. Başka bir deyişle her bir şeyin kaça satılabileceğini, alt ve üst fiyatlarının ne olabileceğini belirten listeler, bu fiyatın üstüne satarsanız kırarım bacağınızı diyor, enflasyon oluyor, mahvoluyoruz diyor. Böylece bütün vilayetlere bir önlem olarak böyle listeler yolluyor. İşte bu listelerin bir kopyası da burada elimize geçti. Fakat hiçbir işe yaramayacak. Enflasyon bir canavardır. Gene yapacağını yapacak. Devam ediyoruz. Tiyatroya doğru geliyoruz. Daha önceki bir fotoğrafta da göstermiştim. Tiyatro kazılardan önce hiç yoktu. Höyün içine, yani önce insanlar burada bir uygarlık yaratmış, öyük yapmış. Höyün içine tiyatro yapmışlar. Tiyatroyu örtüp üstüne köy kurmuşlar. En üst aşama bu köydü. Bu köyde yavaş yavaş kazılarak tiyatro açığa çıkarıldı. Bakın köy evleri arasında tiyatronun üst sıralarının kazılarla yavaş yavaş çıkışını görüyorsunuz. Birkaç fotoğraf böyle göstereceğim. Bir deneme sondajıyla ne kadar kazacağız diye bakmış arkeologlar. En alt basamağı bulmuşlar. Bu deneme sondajının yapıldığı yerde tahmini çizimlerle tiyatronun köyle ilişkisini 60'lı yılların kazılarında denemişler. Tiyatronun kazısı yavaş yavaş devam ediyor. Bitmek üzere sadece şu kısım kalmış ve tiyatro en son kazısı tamamen bitmiş, açığa çıkmış. Elimizdeki bir yazıtta tiyatronun 3 diazomalı söyleniyor. Diazoma ne demek? Gezinme kolaylığı olsun diye tiyatroya oturma sıraları yapıyorsunuz. Sonra bir koridor, gezinme koridoru bırakıyorsunuz. Bir sıra daha oturma sırası yapıyorsunuz. Bir gezinme koridoru daha falan. Diazoma bu demek. Oturma sıraları arasındaki gezinme koridorları demek. 3 diazomalı demek. 4 oturma sıralı demek. Başka bir deyişle biz şu an birinci sıraya sahibiz. İkinci sıradan çok az bir kısım elimize geçmiş. 4 oturma sırası arkeologlar palavra atıyorlar, olamaz diyorlar. Çok devasa bir şey olması lazım. Fakat her halükarda hiç değilse şimdi görebildiğimizin 3 katı büyüklükte olduğunu bir zamanlar tahmin edebiliriz. Önde bir sahne binası var. Birazdan çizimini göstereceğim size. Bir süre sonra bütün Roma dünyasında olduğu gibi vahşi hayvan dövüşleri ve gladyatör oyunları popüler hale gelince şu en alt oturma sıralarını kaldırıp şurada böyle biraz yüksekçe bir
meydan açıyorlar ve sahnenin altından vahşi hayvanların giriş çıkışı için kapılar yapıyor. İşte sahne binası şu olmalı, biz şimdilik şu kadarını görüyoruz. Bakın şu sütun sırası şu en alttaki. İki sıra daha yukarı doğru çıkacak. Bütün bu cephe heykellerle süslenecek. Bu heykeller arasında şu ortada gördüğünüz, şimdi müzedeki üçlü grup Esin perileri, Musalar, Apollo'nun Esin perileri. Fransızca okununca müz okunuyor. Bizim müze kelimemizin kökeni olan ama orijinalinde Musa diye okunması gereken Esin perilerinin heykellerini görüyorsunuz. Oturma sıralarının her iki başında da iki isimlerini de biliyoruz. Candidianus, Candida albicans aklınıza gelecektir. Candidianus ve Piseas isimli iki boksör. Ya boksörün ne işi var demeyin. Birçok başka şehirlerdeki ve olimpiyatlardaki yarışmalarda dereceler kazanarak şehre şan şöhret getirmiş boksörler bunlar. Onların heykelleri var. Elbette başka birçok heykelin de burada yer aldığını varsayabiliriz. Tiyatronun önemli bir özelliği şu cephe, bakın çıkıştaki şu cephe, sahne binasının yan cephesinde bir devasa yazıtın olması. Tek bir yazıt da değil bu. Bir yazıtlar olması. Bir anlamda burası şehrin onur yazıtları galerisi diyebiliriz. İmparatorların mektupları var. Milattan önce 37'den başlayarak milattan sonra 230'a kadar imparatorların şehir, bu şehir için yolladıkları mektuplar var. Tabii en etkileyicisi, en ilginç olanı ilk Augustus'un, yani Octavianus'un henüz imparator olmamış bu sırada Zoilos'umun şehri diye tanıtıyor. Yani benim Zoilos'um, köleden bahsederken sevgili Zoilos'umun şehri diye bahsediyor ve ona iyi bakın, iyi koruyun bu şehri diyor. En üstte de Agatha Tühe yazıyor. Agatha iyi, güzel, Tühe talih, şans. İyi şanslar, yani bu mektup ve bu kararlar şehre iyi şanslar getirsin diye bir yazıt. Biraz serbest çeviri yaparsak hayırlı olsun diye de söyleyebiliriz bu ibareyi, Agatha Tühe ibaresi. Tiyatronun önünde dört stoğalı, tetrastoğun denen dörtgen bir meydan var. Anlıyoruz ki bilhassa depremler nedeniyle aşağı Agora bölgesine su basmaya başlayınca bu yukarıdaki tiyatronun önündeki meydan Agora fonksiyonu görmüş. Burada da şehrin ileri gelenlerinin heykellerini görüyoruz. Onun hemen yanında şurada görebileceğiniz gibi tiyatro hamamları var. Bakın tetrası toğun şurası ve tiyatro hamamları burası. Henüz küçük bir kısmı kazıldı. Tümü açığa çıkarılmadı. Böyle büyük şehirlerde kazısı yapılsa biz eminiz ki en az 5-6 ayrı hamam olması lazım. Değişik, ne diyelim, gelir gruplarının gidebildiği farklı hamam yapılarını biliyoruz. Mesela Efes'te benim şimdi şöyle bir düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ayrı hamamın varlığını biliyoruz. Afrodisyas'ta da böyle olması gerektiğini düşünmek mümkün. Daha arkalarda normal gezi turlarının içinde olmayan, vakti zamanında bu Belçikalı Gode'nin kazı yaptığı bir çeşme ve o gimnazyon demiş ama şu an tam fonksiyonunu bilmiyoruz. Belki bir eski küçük bir kilisecik olan iki yapı var. Burada da Gode'nin bulup baş kısmını Belçika'ya götürdüğü fakat sonra gövdesi yeni kazılarda açığa çıkan bir İhtiyar balıkçı heykeli görüyoruz. Geldik şehrin son bahsedeceğim, müzeden önce son bahsedeceğim fakat en önemli yapısına, Sebasteion. Sebaste demek Yunanca imparator demektir. Kaiser Latince imparator demektir. Modern Yunanca, daha doğrusu Bizans döneminden itibaren Yunanca'da eta harfi i okunur ve beta harfi v okunur. O yüzden Sebast olur Sivast. Bizim Sivas şehrimiz Sebaste şehir, imparatorluk şehir Yunanca. Bizim Kayseri şehrimiz Kayseria, o da imparatorluk şehridir Latince.
İşte bu imparatorlar için yapılmış bir yapı Sebastian. Nasıl bir yapı? 3 katlı uzun bir koridor boyunca ilerleyen, bir anıtsal burada gördüğünüz kapıyla girişen, 3 katlı bir koridorla devam eden ve en karşıda merdivenlerle çıkılan bir podyum üzerinde imparatorlara adanmış bir tapınağın olduğu muhteşem bir yapı bu. Bütün ipuçlarımız milattan sonra 20'de Tiberius zamanında başladığı yapının yapımının inşasının 59 yılında bittiğini düşündürüyor. Niye 59? Birazdan söyleyeceğim ama bu kadar dakik nüansı konuşabiliyoruz. İşte kapının onarılmış kısmı girişinin, fakat ikinci bir kat daha olmalıydı. İşte uzun koridor, 3 katlı stoalar var ve tam karşıda imparatorluk tapınağı var. İşte tapınağın koridorla ilişkisini böyle olduğunu tahmin edebiliriz. Bu 3 katlı yapı üstünde her 3 katta kabartmalar var. Yapılan ölçümler toplam 200 kabartmanın olması gerektiğini bize gösteriyor. 80 kadarı elimize geçmiş durumda. Bir bölümü yapının ayağa kaldırıldı kafamızda canlandırabilmemiz için. İşte kabartmaların duruşları bu şekilde. Değişik konular işleniyor kabartmalarda. Bu kabartmalarda işlenen tanrı ve tanrıçalar Hristiyanlık döneminde bilinçli olarak tahrip edilmiş. Kafaları, yüzleri, vücutları kırılmış. Fakat imparatorları Hristiyanlar kendi ataları kabul ettikleri için İmparatorlara yönelik ya da Romalılara yönelik kabartmalara dokunmamışlar. İşte müzede harika bir yeni salon açıldı sırf bu kabartmaların teşhir edilmesi için. O salonda bu kabartmaların teşhirini görüyorsunuz. Her birinin onarımı isteyenler, bağışçılar tarafından yapıldı. Ve her kabartmanın altında o kabartmanın onarımını yapan kişinin kim olduğu bir küçük plaketle belirtiliyor Sevgi Gönül Salonu'nda. Birçok konu var fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz bir bütün olarak. Burası dev bir propaganda merkezi. Yani imparatorlar ya da Roma o devasa yapıda sürekli olarak kendi muhteşemliğini, kendi yenilmezliğini, kendisinin her şeye kadir olduğunu gösteriyor ve kendisini Olimposlu tanrılarla, imparatorlarla Olimposlu tanrıları eşdeğer tutuyor. Theoi Sebastoi Olympia, Olimposlu imparator tanrı. Yani kendilerini bir anlamda tanrı katına yükseltiyorlar. Tanrı olmadıklarını biliyorlar, halk da biliyor. Öyle bir şey söz konusu değil yani imparatorlara tapmak gibi bir şey söz konusu değil ama tanrıların bu dünyadaki eşdeğerleri. Yani kimse tanrı olamaz ama eğer onun bu dünyada bir elçisi ve eşdeğeri olacaksa bu da imparatorlar olmalı diye. Çünkü bütün o kabartmalarda tanrılar ve imparatorlar yan yana dip dibe gösteriliyor. Bir bölümünde tanrılar böyle imparatorlar gösterilmiş neler yapmışlarsa başarılarıyla birlikte. Burada bizim için çok önemli olan tarih veren kabartma şu kabartma. Yan yana iki kabartma. Agrippina Claudius'un karısı ve Claudius, İmparator Claudius'u yan yana görüyorsunuz. Bu sefer Agrippina kendi oğlu Neron'a taç giydi. Neron bir yıl sonra annesini öldürecek. Kızıp annesini öldürecek. Bu tarihi biliyoruz. Milattan sonra 59. Dolayısıyla Nero'nun tahta geçişi gösterildiği için, Agrippina gösterildiği için bu tarihten hemen önce. Fakat Agrippina ölmeden önce hala Nero imparatorluk nezdinde popüler olduğu bir dönemde olduğu için de yapının 59'dan hemen önce bitmiş olması gerektiğini söyleyebiliriz. İşte imparatorlar var böyle. İmparatorların ayakları dibinde bakın esirleri görüyorsunuz. Herkesi mahvetmiş, öldürmüş, bitirmiş. Hemen yanında Augustus ama hemen yanında Kartal var. Kartal Zeus'un simgesi. Augustus Zeus'la bir anlamda
eşdeğer hale geliyor. Gene burada imparatorların mahvettiği halklar. Bakın, biz çökmüş. Bir başkası ilginç bir şekilde buradaki post imparatorun Britanya'yı fethettiği bir an bu. Buradaki post az önce bahsettiğim Achilleus'ta Penthesilea'nın postu. Armenya'yı fethettiği anın görseli. İmparatoru şu sırtındaki pelerinin yuvarlak gösterilmesi, tanrıların epifanideki gösterilmesi, insanlara kendilerini gösterdiği anın gösterilmesi. İmparatoru bir kere daha tanrısallaştırıyor. Bir başka kabartma zinciri, Troyalı prens Anchisias'la Aeneas'ın öyküsü. Prens Anchisias genç yakışıklı biridir. Afrodite onu beğenir. Birlikte olurlar. Bu birliktelikten daha sonra bir çocuk doğacaktır. Bakın burada Eros Afrodite'le aynı şeyin Anchises'in arasını yapıyor. Fakat Afrodite der ki ben koca tanrıçayım. Böyle herkes ulu orta bunu söyleme ayıp olur falan diye. Ama işte erkekler biliyorsunuz burçlarda çenelerini tutamazlar. Anchises ben kimle birlikte oldum biliyor musunuz? Tanrıça Afrodite bilmem ne diye orada burada zevzeklik eder. Bunun üzerine Afrodite Anchises'i çarpar ve kötürüm bırakır. Sonra beraber olacak olan oğulları Aeneas Afrodite'den doğar ve Troya şehri yıkılırken Aeneas yaşlı ve kötürüm babasını sırtına alarak şehirden kaçırır. Gemiye biner, İtalya'ya giderler ve daha sonra o sülale Remus'la Romulus'un sülalesi olacaktır. Bu anlamda bu kabartmaların bir bölümünde de Roma'nın Anadolu'lu özgeçmişi bir anlamda gösteriliyor. Afrodite'nin simgesi olan üç güzeller, neşe, parlaklık ve tazelik simgeleri. Bir kere daha Achilleus'la Penthesilea ilişkisi. Mitolojik bir dizi sahne var. Prometheus'un işte Herakles tarafından zincirlerinden kurtuluşu, Zeus'la Leda'nın birlikteliği vesaire gibi önemli bir dizi mitolojik sahne var. Fakat bütün sahnelerde şu var. Roma'nın iki yanında gece ve gündüz, Hemera ve Nyx, gündüzün ve gecenin hakimi. Roma'nın iki yanında Okyanus ve Gea. Gea, jeoloji, toprak, yeryüzü, okyanus malum deniz. Denizlerin ve karaların hakimi Roma. Yani sürekli bir Roma propagandası. Şimdi burada zamanımız az. Hakikaten her bir pano bir propaganda parçası olarak düşünülebilir. Şehirde tabii nekropolisler var, mezarlık alanları var. Bu kadar heykeltıraşlıkta ön plana çıkan bir şehir olunca çok sayıda ve kaliteli lahite de rastlayabiliyoruz. En sık kullanılanlar böyle çelenkli lahitler, Eroslar ya da zafer tanrıçası Nike'ler çelenkler taşıyor. Çelenklerin ortasında Medusa başı betimlenmiş. Ama burada gördüğünüz gibi bu mevsimler lahiti, her biri bir mevsimi belirten lahitlere de rastlıyoruz. Yine bir başka çok ünlü, çok kaliteli lahit, karı ve kocayı bir arada gösteren, yeraltı dünyasına yolculuklarına refakat edecek Hermes'le birlikte gösteren. Aynı lahitten şu iki kadının başka bir açıdan hani heykeltıraşlığı görmeniz için parçası. Birçok mezar siteli var. Burada yazıtlar sayesinde kim olduklarını, ne yaptığını biliyoruz. Mesela bu amca keten işçisi denetmeniymiş. Yani keten işçileri işlerini güzel yapıyormuş, yapıyor mu diye bunları denetleyen memurmuş. Böyle abuk sabuk bürokratik şeylere de rastlıyoruz. Çok enteresan bir mezar yazıtı, duygulandırıcı bir mezar yazıtı, bir şiir. Bu mezarı Filadelfos sen ölünce acılarla yaptırdın. Ben, annen Helenis, üzerine bu sözleri yazdım. Nasıl öldün, nerelerde, kimin peşinde bilmiyorum. Şimdi ben yitip giden oğlumun ruhunu arıyorum. Bu yüzden oğlum tek dileğim Hades'e gitmek. Ben talihsiz seninle orada sonsuza dek dinlenmek. Oğlu paralı asker. Diğerlere gitmiş. Büyük ihtimalle bizim bugünkü Urfa civarına Pars savaşlarına gitmiş
öyle tahmin ediyoruz yazıtın tarihinden. Fakat ne zaman gittiği belli değil, haber gelmemiş, ölüp ölmediği belli değil. Anne yıllarca onu bekledikten sonra bir yoruma göre intihar ederek oğluyla buluşmak için bu mezarı ve bu mezar yazısını yazmış. Heykeltıraşlık dedik, çok hızlı bir şekilde birkaç örnekle geçeceğim, yoksa müzeye gezmeye kalkarsak ucu bucağı yok. Birçok heykel var, çok üst kalitede, gerçekten olağanüstü heykeller. Fakat bu heykellerin korunma durumları nedeniyle bilhassa soldakilerde daha net görüyorsunuz. O antik çağ heykellerinin öyle bembeyaz, sade ve saf olmadıklarını, aslında bir zamanlar boyalı olduklarını görüyoruz. Dudakları, gözleri, saçları, elbiseleri heykellerin boyalıydı. Bir iki Afrodite heykeli görüyorsunuz solda. Sağda bir dansöz kabartması görüyorsunuz. Çok önemli bir eser. Bu bahsettiğim köle Zoilos'un mezar anıtı. Diyebiliriz ki antik çağ heykelciliğinin en üst düzey örnekleri arasında diye söyleyebiliriz. Çünkü bir anlamda şehri şehir yapan insan bu Zoilos. Mezar anıtının yerini bilmiyoruz. Bütün bu parçalar surların içerisinde devşirme malzeme olarak bulundu. Biz onları daha sonra bir araya toplama şansına sahip olduk. Tabii eksik parçalar hala var. Zoilos'u vasıflarıyla göstermiş. Yani bu Zoilos amcamız, aralarda da gene Zoilos amcanın betimlerini şuralarda görüyoruz. Değişik personifikasyon deniyor bunu. Değişik vasıflar kişileştirilerek Zoilos'u takdir ediyor. Cesaret var. Andrea, onur, time, halk, demos, şehir, polis. İşte Roma, hatıra, Mineme, yeraltı dünyasının hakimi Minos, erdem, sadakat, bütün bunlar Zoilos'u her biri tek tek kutsayıp taçlandırıyorlar bu olağanüstü kabartmalar. Tabii sadece yazıtlar yok. Tosun da var. Bunu yazan Tosun. Oraya buraya çiziktiriyorlar. Böyle çok sayıda tiyatroda, o az önce bahsettiğimiz havuz vardı hani Agora'da, onun basamakları üzerinde. Oyunlar zaten var. Aynı adamın şeyini görüyoruz. Örneğin kuyumcu Kolokotranis hem tiyatroda hem Agora'nın orada bir şeyler yapmış. Boksör kabartmaları görüyoruz. Pornografik yazıtlar görüyoruz. Tanrı'dan korkanlar diye tiyatroda insanlar yer ayırıyorlar. Böyle bir yer var mesela. Kim Tanrı'dan korkanlar? Museviler. Onların yazıtlarını görüyoruz. Bu şekilde çok sayıda, bu da bir başka dünya, grafitiye de Afrodisyas'ı gezerken rastlamak mümkün. Şöyle bir şehirden bahsediyoruz özetlersek, birazcık tabii hayal gücüyle yapılmış bir şey bu. Tiyatro, Güney Agora, Hadrianus hamamları, Sivil Bazilika, Kuzey Agora, onun tam karşısında Sebasteion, Meclis binası, Buletaryon, Afrodit Tapınağı ve Stadyum diye bu bahsettiğimiz alanı konuşabiliriz. Bitirmeden tabii büyük usta Aragüler fotoğraflarından 3-5 tane hepinizin bildiği fotoğraflarını göstermek istiyorum. Köyün bu halini hakikaten görmek, yaşamak muhteşem olurmuş. Bu köyün kaldırılmış olmasına da çok üzülüyorum. Bu bank ve bu ağaç hala müzenin bahçesinde duruyor. Oraya her gittiğimizde bu amcaların yerine oturup fotoğraf çekeriz. Çok büyük bir kayıp köyün camisi. Hakikaten harika bir camiymiş. İçi resimlerle süslü. Sütunların, antik sütunların, ahşap sütunlara kaide olarak kullanıldığı bir camiymiş. Ve lahana tarlaları arasında Kuzey Agora'yı görüyorsunuz. Yani Aragüler fotoğrafı. Bu Aragüler fotoğrafı değil ama köylülerin eski bir lahitin içinde şarap, üzüm sıkıp şarap yedişleri de burada görüyoruz. Evet, umuyorum çok sürmedi. 1,5 saati buldu. Gene hızlı anlatmaya çalıştı ama benim kabaca anlatacaklarım bunlar. Sorularınız olursa onları dinleyebiliriz, konuşabiliriz. Sanıyorum Özgür Bey
chat de gelecek demişti sorular ama ben siz mi bana yönelteceksiniz, ben buradaki chatlerden mi bakayım? Sen de bakabilirsin Nezihciğim. Ben bir soru görmüştüm gerçi ama Aragüner'in sadece... eserleri 1958 mi olacak? Ben 1858 yazmışsam yanlıştır. Yani 1958 olacak. Yani o konuda bir kuşku yok. Afrodisias ismi ilk slaytta söylemiştim. Tam bilmiyoruz ama milattan önce 3. yüzyılda Afrodisias'ta bir tarihçinin adı geçiyor. Hiç değilse milattan önce 3. yüzyıldan itibaren kullanıldığını biliyoruz. Çok hızlı geliyor sorular, o yüzden göremiyorum. Pankreas nedir denmiş? Pankreas kuralsız güreş diyebiliriz. Göz çıkarmak ve ısırmak hariç her şeyin serbest olduğu bir dövüş. Bir dövüş sporu. Teşekkürler Faslılar. Sağ olun. Sevgili Nezih, belki biraz Kenan Erim'den de söz edilebilir. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor, duyuyorum, duyuyorum. Özellikle hani onun bu Afrodisias'a ilgi duymaya başlaması, hayatını vakfetmesi, sonra bir takım değişik süreçler ve ölümü. Yani çok işin o tarafının ayrıntısını bilmiyorum. Fakat olayın çok kabaca şöyle geliştiğini söyleyebilirim. İşte hepiniz biliyorsunuz 1958'de Aragüler bir seçim gezisi sırasında yolunu kaybedip gece bir yerlerde konaklamak zorunda kalıyor. Sanıyorum Menderes'i izlemek için gittiği bir gezi, yanlış hatırlamıyorsam. Kalktığında o köydeki bu manzarayı görüyor. Elinde bir iki rulo film var. Elindeki ruloları çekiyor. Aragüler aynı zamanda uluslararası Magnum Ajansı'nın foto muhabiri olduğu için bu fotoğraflar yurt dışına gidiyor. Çok ilgi çekiyor. Git bize diyorlar, ısmarlıyorlar bu sefer. Bilmem kaç tane burada her yerden fotoğraf getir, renkliler dahil. Bu sefer bilinçli olarak hem siyah beyaz hem renkli filmleriyle gidiyor. Ve tabii bu Amerika'da özellikle büyük bir ilgi çektiği için. Bu arada Kenan Erim de genç bir arkeolog o yıllarda henüz, ya da yeni işte doktorasını yeni bitirmiş bir arkeolog New York Üniversitesi'nde. Onun da çok ilgisini çekiyor. Böyle bir yerin kazılmadan boş kalıyor olması. Yani zamanında kazılmış ama işte 37'den beri de 37 ile 60 arasında neredeyse 20 küsur yıldır kimse dokunmamış. Bilhassa National Geographic'ten büyük bir fon buluyor. Tabii New York Üniversitesi'nin kendisi de dahil olmak üzere. Ve kazıya başlıyor. Kenan Bey ile ilgili dedikodu çoktur. Ama aksi bir adam olduğu söylenir. Tabii ki yaptığı işin bilimi bir yana, onu bir yana bırakıyorum. Cinsel eğilimleri konusunda dedikodular vardır. Herkesle kavga ettiği söylenir. Ama açıkçası hani işin bu tarafı, fonumuz çok fazla olmamalı. Önemli bir bilim adamı Türkiye'ye böylesine büyük bir değeri. Tabii ki ondan önce ve sonra çalışanlar da var ama bütün o ne diyelim restorasyonlarıyla, müzeyi oluşturmasıyla, yani sadece kazması değil, Afrodisias'ın bir uluslararası değer haline gelmesinde çok büyük emeği olduğunu hiç kuşku yok. Nitekim mezarının tetraplyonun hemen yanında olması da çok haklı olarak, çok iyi olarak bütün bu emeğin bir şekilde onurlandırılması diyebiliriz. Çok sağ ol. Evet, bolca teşekkür geliyor. Her zamanki gibi çok güzel bir sunumdu. Hiç kimse nefes almadan herhalde yakinen izlediler. En azından ben öyle yaptım. Sağ ol. Sevgili Nezih'e çok teşekkür ediyoruz ve yazılarda da görüyorsun bu tür sunumların devamı isteniyor. çok... zaman zaman tabii, niye olmasın? Bir tane soru görüyorum. Boksör Candida ne anlamı? Adamın adı. Candianus diye bir adam. Yani adamın adı o. Hani ben sadece espri olsun diye Candida'yla şey yaptım. Birleştirdim.
Ama kelimenin anlamını bilmiyorum yani. Belki sizin aranızda bilenler daha fazla olacaktır. Candida Latince nasıl bir anlam ifade ediyor tam bilmiyorum. Peki. Sanıyorum soru sormak isteyen yok. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Nezihe Aytaç'lara bu güzel sunumu. 14 Mart etkinliklerimize kattığı renk için katılanlara, tüm izleyicilere de iyi akşamlar diliyoruz. Bir başka 14 Mart etkinliğinde görüşmek üzere Perşembe günü. Buket Uzuner'in Gelibolu kitabının konuşulacağı. İyi akşamlar diyorum. Sevgilinizi tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için sabırla. Ben de iyi akşamlar diyorum. Orada abimle yengemi de görüyorum. Onlar da izliyorlar. Yine eskiden beri çok uzun süredir görmediğim arkadaşlar muhakkak vardır. Dediğim gibi herkesi göremediğim için herkese tek tek merhaba diyemiyorum. Toptan şey yapalım. İnşallah bir gün pandemi geçer ve bunu salonlarda yüz yüze, evet, yüz yüze yapabiliriz. Hatta hep birlikte bir afrodizyaz gezisi belki organize edebiliriz. Tabii şimdi böyle resimlerle anlatmak iki açıdan sorun. Bir, görsel yetmiyor. İki, yani o canlı kafamızda canlandıramıyoruz. İkincisi, zamanımız sınırlı. Yani ben bunu işte size bir buçuk saat içinde anlatmak zorundayım. Böyle ferah feza sohbet ede ede anlatma şansım bu ortamlarda yok. O yüzden dediğiniz gibi böyle bir gezerek sohbet etmek çok daha şey olacak. Sonbahar, Ekim ayında böyle, evet, o müthiş dekoru içinde Afrodisyaz'ın gezmek hakikaten çok büyük bir keyif. Onları özlemle anıyoruz o gezilerimizi. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.